Beni izleyen herkese merhaba. Ben Yakamos. Medieval Total War 2'nin 3. bölümü ile karşınızdayım. Aslında ilk çektiğim 2 bölümdeki save'im çöktü maalesef. Oyun hata verip durdu. Ne kadar düzeltmeye çalışsam da zaten bir defa bir yerde hata vermeye başladı mı sonrasında devam ediyor ve o hata üst üste biniyor ve sürekli devam ediyor. Bir türlü kurtaramıyorsunuz. Ben de tekrardan başladım. Aynı yani daha önce aldığım kaydın son noktasına kadar getirmeye çalıştım. Aynı sınırlara. Yine Tebriz'le Gence'yi geri aldım. Hemen hemen aynı seviyede. Sadece parasal anlamda belki biraz daha düşük. Yine aynı devletlerle diplomasi yaptım. Sadece Haçlılarla müttefik oldum. Zengilerinlerle aramın bozulmasını istiyorum. Çünkü iyi kalmasını istemiyorum. İleride bana savaş açsınlar diye. Bunun sebebini söylemiştim daha önce neden böyle bir şey yaptığımı. Pasif kalıyorlar çünkü o pasiflik de ortada yani böyle bir şey gibi kalıyorlar. Ne sana saldırıyorlar ve seni sınırlarının arasında kalıyorlar. O da benim hoşuma gitmiyor. Müttefik olunca da saldırmak da istemiyorsun. Şöyle casusumuzu şuraya da götürelim. Buradaki şehri de görelim. Amasra'yı da görelim. Kaydımı alayım. Umarım aynı hataları almam. Umarım almam. Umudum o yönde. Hemen şununla şurada da bir tane gözetleme kulesi. Güzel. Turu bitireyim. Maalesef çok şey yapmaya çalıştım ama olmadı bir türlü. Toparlanmadı oyun bir türlü. Umarım aynı hataları şimdi ve ileride de yaşamam. Hadi şu anki erken dönemde yaşamak toparlanabilir bir şey. Ama ileriki dönemlerde bir 100 tura, 150 tura, 200 tura ulaştığında çok ciddi sıkıntı. O zaman oyun tamamen ölür. Hala herhangi bir Süleyman evlenmek istiyormuş. Evlensin. Herhangi bir hareket olmadı. Zaten hareket olmasına daha var. İnşa edilen binalara bakayım hemen şöyle. İlk önce bir ticaret gireceğim full. Kaleler dahil. Sonrasında artık farkı ayıracağım. Şu okçu pratik yapma alanını bir listeye sokacağım. En azından bir Türk okçusu üretmek önemli. Burada da sıraya sokacağım. Adana'ya bakayım. Adana'da da şehirler dahil zaten bilenler biliyor zaten. Bilmeyen arkadaşlar için bu notları düşüyorum. Bu oyunda iki türlü yerleşke var. Birisi kale, birisi şehir. Kaleler işte şehirler şu gördüğünüz Adana gibi. Kaleler ise gördüğünüz Mardin gibi. Kalelerde genelde askeri birim üretimi üzerine askeri birim eğitimi üzerine yoğunlaşıyor. Şehirler ise daha çok gelir, ticaret vesaire üzerine yoğunlaşıyor. Yapılar öyle. Normal oyunda standart oyunda değiştirilebiliyor tabii ki. Kaleyi şehir, şehri kale yapabiliyorsun ama bu mod ve benim üzerine yaptığım modlamada böyle bir şey yok. Aslında eklemek istedim bir ara da sonradan bazı şehirleri hani kale olmaması gereken ya da şehir olmaması gereken bazı şehirleri değiştirip o seçeneği tekrardan aktif etmedim. En son Amasya dedim, Malatya, Adana, Adana'yı da hallettim. Mardin, bunu da şöyle yapacağım. Sivas, sende gerek var mı? Yine gerekecektir diye düşünüyorum. Seni de bir listeye alayım. Askeri birim üretimi, Türk okçusu üretilmiş burada. Tamam. Bu güzel. Özellikle Moğol gibi devletler, Harzemşahlar gibi devletlere karşı, gerçi hemen hemen bütün devletlere karşı Türk okçuları savunmada, kale şehir savunmalarında inanılmaz iş yapıyor. Çok ciddi iş görüyor.
As my sultan will. Onu da göreceğiz zaten. Hemen turu bitireyim. Genelde ilk Haçlı Seferi'nin ilanından sonra hareketlenme başlıyor. Unutmadan gemilerimi de tamamlayayım. En azından bir her bir boğaz şeyinde bir iki gemi olsun. Şurada casus ürettim mi? Bakacağım, üretmişim. Bunu şimdi bu tarafa bir göndereyim. Evet. İnşallah. Abbasiler Erbil'i sıkıştırıyor. Bakalım kuşatmışlar. Alamazlarsa ben gideceğim. Hatta ben bir ordu göndereyim oraya. Daha önce almışlardı. Bu sefer şans biraz bizden yana diyebilirim. Bunları da almam gerekecek galiba. Yapacak bir şey yok. Ben şuraya bir gözetleme kulesi dikeyim. Şuraya da... Şimdilik sipariş yapmak istemiyorum. Artıdaymışız bayağı. İyi, pekala. Bir seni atalım, bir de seni atalım. %60 ikisi gelirse %75'i tamamlar diye düşünüyorum. Emin değilim yine. İsyan yemek istemiyorum. Bir tık şeyi düşüreceğim. Aslında buradan da birim atabilirim oraya. Buradan oraya atarsam herhangi bir Bizans savaşında şey sıkıntı yaşayabilirim Trabzon'u almak için. Kalsın onlar orada. Turu bitireceğim. Evet. Amastra'yı da gördük. Amastris. Dediğim gibi her şehir hangi kültürün kontrolünde ise o kültürün verdiği isimle isimlendiriliyor. Örnek veriyorum, Urfa Müslümanların elindeyken Urfa oluyor. Katoliklerin eline geçtiğinde Edessa oluyor gibi gibi. Nasreddin Muhammed de evlenmek istiyormuş. Evlensin bakalım. Ankara. Hemen tarım geliştirmesi, Amasya, Adana. Adana zaten full ticaret gidecek. Ve Ganja. Ganja'da Türk okçusu üretemiyorum. O yüzden çok önemli değil ama ahır yükseltmeleri yapacağım tabii ki. Güzel. Kartlıyan Spearman. Yani Gürcü mızraklıları. Çok kaliteli bir birim. Şu şeylerin oranlarına bakmayın. Çok kaliteli bir birim gerçekten de. Aldılar mı Ganja'yı? Erbil'i daha almamışlar. Hemen gideyim şurada durayım. Katapult çıkmadı daha. Seni alabilirim aslında. Şu birim de fena değil. Güzel çarpışıyor. Birebir muharebede çok iyi. Bizim tüccar 366 kazandırıyor bizi. Evet. İspanya ve Portekiz müttefik olmuş. Müttefiklikler başladı tabii. Şeyi kaçırmamaya çalışıyorum. Türk okçusunu üretmeyi kaçırmamaya çalışıyorum. Ama birikiyordu galiba. 2'ye kadar birikebiliyordu yanlış değilsem. Yok, birikemiyor. Siz o 1'i üretmediğiniz sürece şey dolmayacak. Bir tanesini daha hani hazır hale getirmeye çalışmayacak. Tabii zengilere de dikkat etmem gerekiyor.
Dengiler tehlikeli. Aslında her ne kadar korum itibariyle çok kötü bir yerde olsa da Abbasiler şu modda belki de en güçlü devletlerden bir tanesi. Çok karma birimleri var. Memlük birimleri var. Diğer devletlerin birimleri var. Bir de ekstra kendi birimleri var. Çok güçlü birimleri var. Evet, slot boş olduğu için zırh attım buraya artık. Din iman seviyesi 54'lerde gayet güzel. Hemen şöyle. Bu arada cihadı Tunus'a attım. Bunu bilerek yapıyorum. Cihadı onlara bırakmamaya çalışıyorum. Yapay zekaya bırakmamaya çalışıyorum. Yani diğer Müslüman devletleri. Olur da benim müttefiklerimden birisini atarlarsa sıkıntı yaşamamak için. Gerçi Müslüman müttefik devletim yok. Devlet yok ama olsun. Cihadı ben kontrol etmeye çalışıyorum. ...24 tur sonra Malatya'da durumlar nasıl? Ha, imam varmış I burada. serve the faith. Sivas'ta burada imam yok. Sivas'a bir tane atabilirim. Amasya'da var mı? Amasya'da olması lazım. Ben şuraya unutmadan gemileri de atacağım. Evet, en azından Ordos mighty elimde ikişer sultan. tane gemi olsun. Ne kadar bakımları olsa da 150 altın The sultan is with. %58 oranla girebiliyormuş. Onları da kontrol ediyorum sürekli. Courage and honor, trusted friends. Şu Bizans ciritçileri çok iyi birimler gerçekten dedi. Yani acayip bir şey. Hızlı. Süvarilerle bile dağıtamıyorsun. Özellikle dağınık vaziyette duruyorlarsa. Şöyle bir kontrol edeyim. Tamam. Turu bitireceğim. Aksiyon çıkana kadar böyle. Şu an için ben daha önce de belirttiğim gibi şey yapmak istemiyorum. Yapay zekaya müdahale etmek istemiyorum. En azından bir 15-20 tura kadar kendilerini bir toparlasınlar. Bir otursun. Ürettikleri, inşa ettikleri gelirleri bir otursun. Ondan sonra müdahale etmeye başlayacağım. Zaten 20. tura kadar bir şey yapmazlarsa ben geleceğim. Hiç düşünmeyeceğim. ...8-14... Şöyle. Kayısrev. Yeni bir aile üyesi. Güzel. 30 artı 30'muş. Daha birim üretmeyeceğim. Gelir eksiye düşmesin. Kayseri. Ankara. Bir cami atalım. Mardin. Burada danışmentli falan üretemiyoruz. Sivas. Din değiştirme bonusu veriyor. Güzel. Burada da Türk okçusu üretebiliyoruz artık. Hemen bir tane atayım. Hiç beklemeden. Evet. Gürcüler saldırmayacaktır. Öyle tahmin ediyorum. Tabi belli olmuyor. Eğer Volga Bulgarları saldırmazlarsa onlara bize saldıracaklardır. Eğer saldırırlarsa da bize saldırmayacaklardır. Bakacağız. Gürcülerin çok sağlam birimleri var. Yani neredeyse hafif birimleri çok az. Süvarilerinden tut da piyadelere kadar çok aşırı derecede güçlendirmişler. Belki de konumu itibariyle hani yapay zekanın ayakta kalabilmesi için. Tabii ekstradan bir de birimler eğitilirken yapay zekaya bonus da veriyor. O başka bir şey. Ben o bonusları biraz azaltmıştım yanlış hatırlamıyorsam.
biraz dengelemeye çalıştım. Onun yerine para bonusu verdim. Kayseri. Artık Kayseri'de yavaş yavaş şey bitti. Ticari ve nüfus yükseltme anlamında. Ankara. Şöyle bakalım. Güzel. Türk okçularının önemini bir daha söyleyeyim. Stake yani şey, kazık çakabiliyorlar. Bu kazık çakmayı savaş olduğunda göstereceğim. Yani şehir savunmasında özellikle. Zaten geniş alanda da çakabilen okçular var. Ancak şehir savaşında inanılmaz işe yarıyor. Tabii Türk okçuları normal modun halinde çakamıyorlardı. Kazık çakamıyorlardı. Ben ekledim sonradan. Diğer bazı okçulara daha ekledim. Hani yapay zekanın kullandığı. Çünkü kendini çok güçlendirmek oyunun tadını kaçırır zaman eşit derecede olması gerekiyor. Hemen şöyle Amasya. Peki. Sivas. Evet. Evet, müttefiklikler başlıyor yavaş yavaş. Ve 20. tura geliyoruz. Kudüs Krallığı'na girmeyeceğim. Çünkü nasıl olsa bir şekilde Kudüs Krallığı bana saldıracak. O müttefikliği bozacak yani. Onun yerine ben diğer devletlere yöneleceğim. Aslında Urfa'ya bir Haçlı Seferi ilan edilmesini bekliyorum. Ancak hala bir şey çıkmadı. Ses soluk çıkmadı. Onu bekliyorum. O başladığı anda her şey yavaş yavaş değişecek. Tabii benim de ilk hedefim Bizans olacak. Hüsrev evlenmek istiyormuş. Evlen bakalım sen de. Konya'da evet binalar bitti. Kaçta yükseliyor? 9000 nüfusta şehir olacak. Duvarları da yükseltebileceğiz. Sana bir birim daha atmak istiyorum ama seni atabiliriz. Aa, ben Erbil'i takip etmeyi unuttum diyecektim de gerçi bunlar Erbil'i kuşatmadan alacaklar. Daha doğrusu pardon. Yani şehre girmeye çalışmayacaklar. Kuşatıp boğacaklar şehri. Umarım öyle bir şey yapmazlar. As my sultan wills. Umarım öyle bir şey yapmazlar. Çünkü şehrin kaybetmeyi istemem. Erbil şehri çok ciddi bir şehir. Zaten bu normal modda bu şehir yok. Ben ekledim. Sonradan. Bu şehir çok ciddi bir şehir. Bütün birçok kültürün kesiştiği bir nokta. Yani buraya aldığınızda birçok birim üretebiliyorsunuz. Askeri birim min en iyi üretildiği, eğitildiği yer diyebilirim. Devam edeceğim. Bakalım. Umarım Abbasiler orayı almaz diye umut ediyorum. Kıpçaklarla da müttefik oldum. Artık 20. turdayız. Bu sefer kimse müdahale etmedi. Şöyle bir sıkıntı var. Ben bir yere girdiğim anda arkamdan birisi saldıracaktır. Ben onu bekliyorum aslında. Hani neye göre pozisyon alabilirim? Evet, teknoloji skripti aktif oldu. Tamam, görev başarılamadı diyor. Başarılamasın Malatya. Mardin. Şehirler 9000 nüfusta, kaleler ise 7000 nüfusta yükseltilebiliyor. Tabii nüfus istenilen seviyeye gelince duvarları yükseltebiliyorsun. Şu anda
Hemen hemen bütün şehirlerin duvarları tahtadan ahşap. Ama yani yerleşkelerin hepsi ahşap. Yerleşkeler şehir seviyesine geldiğinde taş duvar oluyor. Onları kırmak da daha zor oluyor kuşatma için vesaire. Bizans'a doğru yöneleceğim artık. Daha fazla beklemenin bir alemi yok. Selamun aleyküm. Ha. Yeni çıktı. Kontrol etmemiş miyim? Galiba. Peki. Hemen şöyle buraya bir general atacağım. Biraz süvari, biraz paraya kıymak zorundayım artık. Bakalım neler üretebiliyorum burada. Biraz eksiye gireceğim ama toparlayacaktır. Ve burada da bir aile üyesi olması lazım. Ancak çıkmadı. As my sultan wills. Burada 3 birimi varmış. Yes, Saldıracağım sultan. Bizans'ı tabii We ki close ama for ilk battle. önce keşke Now, gemileri great sultan. götürseydim. Yes, Hemen şöyle sultan. gemileri götüreyim. Like the weary camel, orders mighty sultan. Corset. Nereden geçiyor? Dog Buradan is geçiyor. cheap. Daha Yes, geçemeyecek. sultan. We would see you dead, Karşıya da hidden. geçemiyor. Dog Güzel. is cheap. Name the field of battle. We will meet you there. Tabii As ihanet my ettim. sultan wills. Her zaman o ihanet edecek değil. We move, Hemen sultan. şöyle. This will be an honorable battle. Dediğim gibi Has the şehirlerde time katapult come to üretilmiyor strike, artık. Şehir veya mighty sultan? kalelerde paralı olarak alınabilecek. Alınabiliyor yani. I serve the faith. Bana çünkü şey geldi. Hani şehirde katapult üretmek çok şey gelmedi. Sen de şuraya git. Yes, sultan. We close for battle. We move at first light. Buraya girebilir misin sen? Yok, My eyes giremiyor. are yours. %39 diyor burada. Şey nasıl burada acaba ya? We move, Sultan. Hadi There will be ama much ya. honor in defeating you, noble infidel. Bu çok kötü işte. General Even if they neymiş? do not Ermeni yok. Sadece deserve it, iki ağır I will süvarisi offer the var. infidels a fair Bu fight. çok kötü. Bu çok kötü gerçekten de. Hemen şuraya bir Sultan, destek buradan göndereyim. Gala. The sun sets on Gözümden today's journey. kaçmış orası. Turu devam ettireceğim. Bizans'a ihanet ettik. Bizans'ın oyunlarını bu sefer Bizans'a yaptık. Tabii bize bunu tarih söylüyor. Sonuç itibariyle her devlet hayatta kalmak için her şeyi yapar. Evet, aşağıdan dolanmaya çalışacaklar. Ben de şimdi orayı kapatacağım. Bizans'ı oraya sıkıştıracağım zaten. Ha, orada da bir isyancı çıktı. Bu isyancılar da büyük olasılık şeyden dolayı aldılar burayı. Bu kötü oldu. Bu hiç iyi olmadı hem de. As my sultan wills. Evet. Bu As hiç my iyi sultan olmadı. wills. Naam. Hazine boş. Eksi 2000'e düştüm. Oo. Peki. Benim bir an önce şehir almam lazım. Bir şey de inşa edemiyorum. Edemiyorum ama sıraya sokabiliriz. Şuraya da bakayım. Güzel. Tebriz. Hemen çiftlik geliştirmesi. As my Sen sultan git wills, şöyle. we move at first light. Tamam. Şu an için burası. Arkamız sağlam. Sultan, how may I Yani serve, Sultan? Orders, how may I bir serve to Bizans'ı remove Sultan? şöyle As bir my kırmam sultan lazım wills, ilk önce şuradan. this will be an Ondan honorable sonra battle. We shall yapacağımı enjoy. yaparım. Sultan, the sun sets on Evet, today's burada journey. şeyimiz var. As my sultan wills,
How may I serve, Sultan? Burada kaç kişi? We will engage them. Sultan Mesut oraya yetişecek mi emin değilim. Ha, yetişir. 65 yaşında daha var. As my Sultan wills. Yes Sultan, we close for battle. 3 birim. General hariç 2 birimi var. Büyük ihtimal hafif birimlerdir. Ağır diye düşünmüyorum. Şu an için bunu es geçeceğim. Yalla. Evet. Sultan. As you will. Naam Sultan. We march. İnşallah. Yani umur ediyor. Okay. İçimden şeyi geçirdim. Hani dışarı çıksalar da bana saldırsalar diye. Öyle bir şey yapsalar çok güzel olurdu aslında. Şunu iptal edeyim. Şunu şuraya atayım. -3000'deyiz. Peki. As my sultan 4 birim var. As my sultan seni göndereceğim, seni sileceğim. Ctrl D tuşu bastığınız seçtiğiniz birimi kısa yoldan silmedir. Terhis etme. Orders. M tuşu da savaştan çıkmış birimlerin şey olması, birleştirmesi. Yala. Rest here until dawn. Continue. Hemen Antalya'yı kuşatayım. Kuşatmışım zaten, alayım. Neleri varmış? Kendi birimleri, ciritçileri varmış. Bir de kılıçlı milisleri varmış. Garnizon, okçu ve şey de var. Bunlar kötü değiller ama beni çok ciddi etkilemeyecekler. Kaydımı alayım ben yine de aldım mı hatırlamıyorum. Çünkü hatadan dolayı yine şey yaşamak istemiyorum. Hadi gidelim. Not one of us shall fail to give all in battle. Evet, yine kötü bir hava. Bekleyip güzel bir havayı çıkmasını bekliyoruz. İkinci şey de çıktı. Şey kullanmayacağım, merdiven kullanmayacağım tabii ki. Merdivende boşu boşuna birimi biçtirmiş oluyorum. Gerçi bir tane piyadem var ama halledelim diye düşünüyorum. Olmadı Türkmen okçusunu da devreye sokarım. Yakın dövüşçü olarak hallederim. Bu arada arkadaşlar bu başka bir modun üzerine yapılmış bir mod. Bunu da belirteyim. Bu modun normal halinde Harzemşahlar vesaire yok. Bu bahsettiğim garnizon birimleri yok. Ve daha sayamayacağım birçok şeyi değiştirdim. Bu benim kendim için yaptığım bir mod bu arada. Yani kendim oynayayım diye yaptım. Böyle isteyen arkadaşlara da linki de veriyorum, oynuyorlar. Mod zaten hani bu benim yaptığım modlama sadece Rum Sultanlığı üstüne. Hemen şunları da şöyle alalım. Genişleteyim. Az ok yesinler. Girin bakalım. Aslında katapultsuz girmek, mancınık olmadan girmek çok kötü. Ama yapacak bir şey yok. Umarım koç başımızı yıkmazlar. Biraz hızlandıracağım. Koç başını yakmadılar. Güzel. Yakamadılar. Our men have reached the gate with a battering ram. Yani bizden %6 gitti. 44. Tamam.
Şimdi süvarileri hemen şuraya getireceğim. Okçuları da arkasına. Zaten okçuları da onlarla birlikte içeri sokacağım. Evet. Türkmen savaşçılarımız bayağı bir azaldı. Kapıyı kırdılar. Hemen içeriye hiç beklemeden. İçeri girdik. Güzel. Şimdi okçuları şöyle alacağım. The cowardly enemy have lost the walls. Send your troops to take the rest of the settlement. Çok fazla beklemenin bir alemi yok. Evet. Bunlar arkamdan nasılsa gelecekler zaten. Bir hücum çıkarır mı bu oradan? Çıkaramadı. Yapacak bir şey yok. Otçuları da hızlandıracağım. Sen de şöyle gel. Garnizon okçusu. Burada bir generalleri kaldı galiba. Gerisini hepsi surlarda. Onlar da surlardan inip geleceklerdir şimdi. Çok önemli değil. Bunlara pozisyonunuzu koruyun diyeceğim. Şu anda benim için en tehlikeli birim şu. Evet. Onları şey yapabilirsem geriye bir şey kalmaz. Bunlar yetişebiliyor General Bodyguard'a. Yetişsinler. Bazen öyle bir oluyor ki okçuları direkt saldır dediğin anda ilk atışta generali öldürüyorlar. Bazen de öldüremiyorlar hiçbir şekilde. Okçulara pozisyonunu koru dediğinizde eğer saldırdıkları birim kaçarsa peşinden koşmuyorlar. Oldukları yerde sabit kalıyorlar. Okçular için önemli bir özellik. Peki bir bakıyorsun okçun almış başını gidiyor. Diğer birimlerin ortasında. Bizim süvariyle hemen saflarını bir bozayım. Hemen şöyle. Generalleri geldi. Gelsin bakalım. Benim için daha iyi. Biz generali oklamaya devam edeceğiz. Evet. Onlar kapışmaya geldi. Güzel. Güzel. Generallerinden 4 kişi gitti. Biraz hızlandıracağım. Generalleri yine pozisyonunu aldı. Gayet iyi. Garnizon okçuları da azalmış. Yüzdeliğe bakalım. Hemen hemen aynı. Onların birim sayısı sayı olarak benden daha fazlalardı. Hani asker sayısı olarak. Hunharca okluyorlar. Sen oklamayı bırak. Pozisyonu korumayı da bırak. Sen onlarla kapış yoksa onlar seni biçiyor. Generalleri bayağı bir azaldı. Praise be to Allah. Generalleri öldü. Bu çok önemliydi. Bunlar şimdi kaçacaklardır yavaş yavaş. Bu çok iyi. Sen şöyle gel. Seninle birimlerini toparlayacağım. Tamam. Alessio. Moralleri bozuldu zaten.
Büyük ihtimal girdiğim gibi kaçmaya başlayacaklar. Bunlara hücum çıkarabilir miyim? Tamamen şeyden inerlerse çıkarabilirim. Hadi bakalım. Güzel bir hücum, çok işimiz görecek. 70 kişi. Hadi. Çıkaramadı. İyi bir hücum, çok iyi iş görecekti ama çıkaramadı. Bunlara doğru gitsen ki moralleri bozulsun. Kaçsınlar. Abi kovalasana adamları. Sen niye orada duruyorsun? O 5 kişiyle bizim bütün okçuları yer. Pozisyonunu korumayı bırak. Bizim generali kötü bir yere soktum aslında. Evet. Sen gel şuraya. Mecbur artık Türk okçusunu da devreye sokacağım. Yapacak bir şey yok. Yoksa generali kaybedeceğim. Çok güzel, surat asmaya başladı. Garnizon okçuları başıma bela oldu. Kendi eklediğim, yaptığım birim benim başıma bela oldu. Güzel. Sen tut şunları. Sizler orayı tutun. General Bodyguard'la ilk önce şunu alayım. Sonra da şuradaki arkadaşları temizleyeyim. Al artık şunu ya. Dans etmenin zamanı değil. Evet. Şunları da alın. Güzel. Harika. Hızlandırabilirim artık. Hala bir birimleri var. Hala bir birimleri var. Nerede bu birimleri? Ben göremiyorum. Buradaymış. Ok atıyor orada. Our enemy flees before us. Victory is ours. Yani bayağı bir kayıp verdim ama iyi aldım. İyi aldım. Hadi bakalım. Bu sefer ikinci seçenek, yerleşemeyenleri gönder. Karşı çıkanları. Mecburen, yoksa elimde tutamam şehri. Hemen buraya bir zindan ve bir mescit. Aslında bu da asayiş veriyor ama olsun. Şöyle. Evet, güzel. Hatta şunları da ekleyeyim de sonrasında ben unuturum. Evet, geçişlerini engelleyeceğiz. Buraya yığılmış. Yes Sultan. We would see you name the. Bu çok önemli değil. Honorably my worthy foe. As my Sultan. Orders. Seni de şuraya buraya gönderelim. We rest here until dawn. Onu da oraya gönderelim ki orayı alabilsin. Çünkü buradan benim başka generalim var mıydı? Burada birim üretebiliyorum. As my sultan wills. Burası zor bir yer. Kale almak gerçekten de zor. Hemen kayıt diyeceğim. Turu bitireceğim. Ve üçüncü bölümü de bu tur bittikten sonra bitirmeyi düşünüyorum.
Çünkü bu bölüme başlamadan önce de bayağı bir oynadım. Hani tekrar aynı seviyeye getirmek için. Bizans oraya birim yığıp duruyor. Pekala. Keşke saldırsa dışarıda aslında ama şey general bodyguardları var. General bodyguardları tehlikeli dışarıda saldırıda. Abbasiler geldi bakalım ne diyecekler. Ticaret teklif edip sonrasında saldıracaklar. Aramız çok kötüymüş. Ne alaka? Ha, şeyden dolayı. Ben Haçlılarla müttefik olduğum için onlarla aram bozuk. Peki, müttefik olsam seninle, kabul etti. Harita bilgisi paylaşalım, reddetti. Peki hala. Öyle olsun. Ama müttefik oldu. Bu ilginç. Tamam. Pardon. X'i 835'teyim. Onu toparlamam lazım. Amasya inşa yapılamıyor. Malatya seni ekleyelim biraz din imanı yaysın. Sivas seni ekleyelim. Ve Ganja. Tamam burada şey seviyesi nasıl? Güzel. Din seviyesi yüksek. Zaten o da şeye yansıyor. Yala! My sultan wishes you dead. As my sultan wills. Selim Şahadit. Burada da Nasreddin Muhammed var. Bunu şimdilik şehre sokmak istemiyorum aslında. Çünkü zengiler de gelebilir. Abbasiler de gelebilir. Seni şuraya alıp param yok. Şey fort inşa edecektim de içine koymak için param yok. Doğru. O şimdilik orada beklesin bakalım. Askeri anlamda 7. sıradayız. Finansal anlamda 27. sıradayız. Prodüksiyonda 24. Popülasyonda 4. Toplamda 8. Şimdi şuraya ekleyip seni de sultanın yanına gönderip bakalım neler olacak. Naam. Sultan. Evet. Kaleleri almak çok daha zor tabii ki. Bu imamı da buraya atacağım. Sonuna kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın, güzellikle kalın, mutlulukla kalın, huzurla kalın, hoş kalın, hoşça kalın. Görüşmek üzere.